Anadoluları söke söke senin kardeşini buradan götürdüler. Sen onların karşısında duracağına yine benim karşımda durdun Miran. Sana neler oluyor ha? Elif'in sebebi oldun. Bırak. Paylaşsınlar kozlarını. Elif. Senin yüzünden kendini öldürüyordu. Sen de hala Şadoğulları diyorsun. Söylesene babaanne. Öfkenin sebebi gerçekten Elif mi? Yoksa onlara karşı yenik hissetmem mi? Hangisi? Sen böyle bir soruyu bana nasıl sorarsın? Sen beni nasıl böyle suçlarsın? Senin kardeşini götürdüler eyvallah dedin. Yarın öbür gün canımızı alacaklar, o zaman da mı eyvallah diyeceksin? Yeter! Benim ne sana ne de düşmanıma eyvallahım var. Her fırsatta anamı babamı önüme koyuyorsun, yeter. Beni sürekli yönetmeye çalışıyorsun, yeter. Bizim sahibimizmiş gibi davranıyorsun, yeter. Herkese sürekli zorla bir şeyler yaptırmaya çalışıyorsun, yeter. Artık kimsenin hayatına karışma Azize Aslan Bey. Karışmayacağım hem. Karışmayacağım. Sen de rahat rahat intikamını unutacaksın he mi? Utanma, utanma söyle. Elif melif benim umurumda değil. Bizi rahat bırakın, ben de Reyhan'la keyfimi süreyim de. Babaanne. Yalan mı he, yalan mı? Gerçek değil mi bu? Sen kendini kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sen anana da babana da iyi bir evlat olamadın Miran. Onların kanını yerde koydun. Ama kabahat sadece senin değil. Benim de kabahatim var. Acıdım. Benim yüreğim sana kıyamadı. Sevdadır dedim. Gönül ferman dinlemez dedim. Reyhan'ı buraya getirmene rıza gösterdim. Ne zaman ki senin sevdana boyun eğdim, o zaman felaketimiz başladı. Sen hiçbir şey boyun falan eğmedin Azize Aslan Bey, yalan konuşma. O rıza değildi. O mecburiyetti senin için. Çünkü biz Reyhan'la birbirimizin eline bırakmadık. Bugün hala bizim sevdamız senin yüzünden sınavlardan geçiyor. Şükürler olsun, hepsini de aşıyoruz. Biz senin yüzünden sevgimizle aşkımızla yaşayamadık. Ama Elif'e aynısını yapmana izin vermeyeceğim. Ondan uzak duracaksın. Anladın mı? Sen çoktan Şadoğulları'nın maşası olmuşsun. Çoktan. Ben boşuna yüreğimi tüketiyormuşum. Biz Şadoğulları'ndan intikam alalım derken Şadoğulları bizden intikamın en büyüğünü almışlar. Seni benden almışlar. İntikam. Öyle mi? Sen Şadoğulları'ndan değil, bizden intikam alıyorsun Azize Aslan Bey. Bizden intikam alıyorsun. Senin yaptıkların yüzünden hepimiz her gün daha da yok oluyoruz. Farkında mısın? Miran bekle Miran.